Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya askeri güç bakımından zor durumdaydı. İngiltere ve Fransa müttefikleri olan Rusya'ya yardım etmek istiyorlardı. Bunun için boğazlardan geçmeyi planladılar. Boğazlardan geçerlerse İstanbul'u işgal edebilecekler ve Rusya'nın Kafkaslar'da savaşmaya devam etmesini sağlayacaklardı. Bu amaçla 1915 yılının Şubat ayından itibaren Çanakkale Boğazı'nı denizden geçmek için saldırıya başlamışlardır. Mart ayının 18'ine kadar yapılan saldırılarla Ertuğrul Tabyası ve Orhaniye Tabyası tahrip edilmiştir. 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz ve Fransız donanmalarının yoğun saldırısı başladı. Düşman donanması mevzilerimize top atışları yapıyor, karadaki kuvvetlerimizi etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Fakat ordumuzun kuvvetli savunması karşısında gemiler ilerleyememişlerdir. Bir gece önce Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlar düşman gemilerinin batmasına veya hasar görmesine neden oldu. Böylece düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nın kolaylıkla geçilemeyeceğini anladılar ve yeni bir saldırı için geri çekildiler. Düşman birlikleri deniz saldırısında başarılı olamayınca kara saldırısına karar verdiler. 25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası'nın farklı bölgelerinden saldırıya geçtiler. Düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümü Seddülbahir'den çıkartma yaptı. Türk askerinin başarılı savunması sonucunda düşman askerleri ilerleyememiştir. Buradaki çatışmalar Temmuz ayına kadar şiddetle devam etmiş, Ağustos ayından 1916 yılının Ocak ayına kadar da mevzi mücadelesi halinde sürmüştür. 25 Nisan günü düşman kuvvetleri Arıburnu'ndan da çıkarma yapmıştır. Türk ordusunun Alman komutanı böyle bir çıkartmayı beklemediği için burada küçük bir birlik bırakmıştı. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, askerleriyle birlikte Conk Bayırı'nda düşman askerlerini durdurmuştu. Eğer o gün Arıburnu'ndan yapılan çıkartma durdurulamasaydı, Çanakkale Savaşı kaybedilebilirdi. Arıburnu'ndaki çıkartmada düşman askeri ilerleyememiş ve buradaki çarpışma düşmanın çekilmesine kadar devam etmiştir. Türk ordusunun muhteşem savunmasını aşamayan düşman birlikleri bu kez anafartalar üzerinden çıkartma yapmaya ve Türk ordusunun gerilerine sarkmaya çalışmışlardır. Kurmay Albay Mustafa Kemal buradaki savaşı yönetmek için anafartalar grup komutanı olarak atandı. Düşman birlikleri Türk taarruzu karşısında şaşkına döndüler. Mustafa Kemal ve askerlerinin burada sergiledikleri üstün başarıyla anafartalar zaferi kazanıldı. İtilaf devletleri Çanakkale'yi geçemediler. 1916 yılının Ocak ayında geri çekildiler. Çanakkale zaferi Türk milletinin mücadeleci ruhunu tüm dünyanın anlamasını sağlamıştır. Çanakkale zaferi dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu zafer sonunda Boğazların ve İstanbul'un İtilaf devletlerinin eline geçmesi engellenmiş oldu. İngilizler ve Fransızlar Boğazları geçemedikleri için Rusya'ya yardım götüremediler. Bu olay Rusya'da ihtilalin meydana gelmesinin ve Çarlık rejiminin yıkılmasının nedenlerinden biri olmuştur. Rusya'da yönetim değişince Rusya savaştan çekildiğini açıkladı.